Bir diğer soruma geçeceğim. Dünyanın 105 trilyon dolarlık gelirine karşın son rakamları da almış bulunmaktayız. 430 trilyon dolarlık borcu var. Evet. Neredeyse 4 katı. Yani teknik olarak dünya iflas etmiş durumda. Dünya iflas edince ne olur? Şimdi tarih boyunca para değişimleri, yani İngiliz sterlinin dünyanın rezerv para olması 1813-1815 İngiliz-Fransız Waterloo Savaşı'ndan oldu. İki tarafı da Rothschild ailesi bankerliği finanse etti. Sonra 1944'ten itibaren Amerikan doları küresel rezerv para oldu. İkinci Dünya Harbi'nin sonunda. Hı-hı. Şimdi de üçüncü bir yeni bir kripto veya sanal dediğimiz ki burada elimde şu gösterdiğim şu kitapta var. Sanal para, sentetik insan, Legodin ve Mahşer'in dört atlısı. Burada şunu ifade edelim ki 2022'nin sonunda dediğiniz gibi 105 trilyon dolar civarında dünyanın bir milli geliri var. Buna mukabil hane halkı, devletlerin ve şirketlerin toplam borcu 430 trilyon dolar. Peki 430 trilyon doların alacaklısı kim? Bir düzine aile. Evet. Peki hemen bir bilgi verelim. 2011-2012 yılında, 2012'nin yanılmıyorsam Ekim ayında İsviçreli Einstein'a yetiştirilen İsviçre Yüksek Teknolojisi'nden hatta adamlar iktisatçı ve finansçı bile değil, matematikçi ve fizikçi 3 hoca araştırma yapıyorlar. Dünyada 38 milyon şirket üzerinde araştırma yapıyorlar. Dünya ekonomisinin şu anda dünya ekonomisinin %42'si 43 bin şirketin elinde. Peki dünyadaki bu uluslararası şirket diyorlar buna. Uluslararası şirket yoktur. Ulusüstü şirketler vardır. Çünkü bu şirketlerin bağlı olduğu bir yer vardır. Böyle bir yer vardır. Merak edenler de The New Scientific dergisinin yanılmıyorsam 2012 ve 2011 Ekim ayı sayısında bulabilirler. İşte orada yapılan araştırmada 43 bin şirket dünya ekonomisinin %40'ından fazlasına sahip. Peki 43 bin şirketin sahibi kim? 1318 holding. Hocalar burada da durmuyor. Peki 1318 holdingin sahibi kim? 147 adet banka ve finans kuruluşu. Hmm. Peki 147 adet finans ve banka kuruluşunun sahibi kim? Bir düzine elitokrasiden aileler. Bunlar işte Rothschild'ler falanlar filanlar. Bunlar herkesin bildiği isimler ki işte bu yapı içinde 2022'nin sonunda dünyadaki bu 105 trilyon dolarlık milli gelire karşılık, bu 430 trilyon dolarlık borca karşılık dünyanın swap takas faiz dediğimiz bizim 30 yıl 40 yıl vadeli olan borç yatırım kağıtlar ki 5 para etmez kağıtlardır bunlar 3.1 katrilyon. Şimdi bizim Antalya'nın yörüklerinde bir laf vardır. Bu deve bu yörgücü çekmez derler. Hmm. Hakikaten bu deve bu yörgücü çekmez. Yani sistem tamamen çökmüş vaziyette. İşte bu yapı içinde dünyayı ben şu kitapta yazmıştım. Yine biyopolitik savaşlar arkadaşımız gösterebilir ise. İklim, su, gıda, sağlık, istihbaratı. Onda 10 yıl önce, bunda da 7-8 yıl önce şu kitapta da yazmıştım. Yazdığımı söyleyeceğim şimdi, o da şu. Bir virüs bile dünyanın anasını ağlatacaklarını. Bu göstere göstere geldi. Herhalde sorarsınız buraya da. Evet evet, o pandemiyi de soracağım. Virüs bile anasını ağlatacaklarını. Çünkü küresel güç odakları 1980 yılında, ben gidip görme imkanı da buldum. Eğer daha sonra gösterme, ilave etme imkanınız olursa, hı hı. The Georgia Guidestone, Amerika'nın Atlanta'ya yakın Alberton kasabası vardır. Oraya kadar gittim. Bu 6 devasa sütundan oluşan bu anıtı yapan şirkete de gittim ben. Tabii adamlar gizlilik sözleşmesi var, konuşmuyorlar ama ben Türk olduğumu, bir Türk öğretim üyesi olduğumu merak ettiğimi, kendilerine bir zararım olmayacağını bir böyle epey bir sohbetten sonra inandırınca dedi ki Mr. Kurt dediler. Bize bir adam geldi. Ceket omuzunda bir yaz gününde. Arabayı kendi kullanıyor. Şoför falan da yok. Dediler ki biz efendim biz buraya bir anıt dikeceğiz.
Ve şu şartlarda bir anıt dikeceğiz. Ama OneBlue ile bir gizlilik sözleşmesi yapacağız diyorlar. Biz bundan rahatsız olduk diyor. Ya aslında işi yapmak istemedik diyor adamlar. Fakat yapmayalım demek de istemedik. Çünkü karşımızdaki adam öyle çok sıradan bir adama benzemiyordu. Her ne kadar arabayı kendi kullansa, ceket omuzunda biz geldiyse de biz yapmayalım demek yerine öyle bir astronomik rakam söyledik ki, yani yapmayalım mı rakama söyledik. Adam çıkardı çek karnetini. Cak diye çeki yazdı önümüze koydu. Ve biz bu işi yapmak durumunda kaldık. Bu arada peki bu anıt dedi. Devasa altı sütun. Bu özellikle Kızılderililerin falan ezoterik örgütlerin kutsal saydığı bir mekana, kutsal saydığı bir mekana bir ritüele bağlı olarak dikilen altı devasa sütun. Altı devasa sütun da 12 dilde, 12 dil, 12 İsrailoğulları mı bilemem. Sevgili seyircilerimizin kendi yorumlarına kalmış. Bırakıyorum. 12, 4'ü ölü 8'i yaşayan dil. Bunun yanında peki 12 dilde ne var? 10 emir var. 10 emir, Musa'nın 10 emrini onu da bilemem. O da sevgili seyircilerimizin bileceği bir yorumu. Ama 10 emrin 3'ünü söyleyeyim. 1. Dünya nüfusunu 500 milyona indirin. 2. Din, gelenek, görenek, bütün milli değerleri bum patlatın. Amiyana tabi. 3. Merkezi bir adalet sistemi kurun. Peki 2019'un sonunda 2020-21'de dünyayı kasıp kavuran COVID-19 sürecinde 15 Mayıs 2020'de Nat Rothschild iki tweet attı. Bir, aynen tweetin biri şu. İnternette girip bulabilirler. Diyor ki, hiç olmadığı kadar küresel sosyalizme yakınız. Allah Allah. Paranın patronu dünyadaki hiç olmadığı kadar küresel sosyalizme yakınız diyor. İkinci tweet ise, dünyada gıda ve tarım meselesi giderek sıkıntıya düşüyor. Tarım ve gıda yeni bir yapılanmaya dönüştürülmeli ve tek elde tabiri caizse belli şirketlerin elinde toplanmalı. Zaten baktığımızda tohum ve su dünyada gıda 10 şirketin elinde. O evet 10 şirketin elinde dünyada. Su 10 şirketin elinde ve 2003'te Amerika Irak'a girdiğinde gazetelerde siz televizyoncusunuz bilirsiniz o zamanlar şöyle bir hava uçuyordu. Düzen için. Amerikan ordusu ve müttefikleri Saddam'ın sarayına gidecekler. Saddam'ın merkez bankasına gidecekler. Çin çil altınlara el koyacaklar. Yeşil dolarlar alıp götürecekler. Ama oraya gitmedi Amerikan ordusu. Amerikan ordusu bir yere gitti. Tohumlu. Daha sonra Ebu Garip diye ünlenen orası bir müzedir. Tabiri caizse binlerce Müslümanın işkence gördüğü, binlerce Müslüman kadının tecavüze uğradığı, köpeklere öldürtüldüğü, tecavüz ettirildiği bir yer orası. Oranın üstünde ilk Hristiyanların 380'li yıllarda İskenderiye kütüphanesi vardır Mısır'da. Hatta bunu Müslümanlar yaktı diye de iftira attılar ama hayır, daha sonra Amerikalılar filmini yaptı bunu, Hristiyanlar yaptı. Bu İskenderiye kütüphanesi ezoterizmin merkeziydi. Oradan Hristiyanların bir saldırı yaparak kütüphaneyi yağmalayacaklar ortaya çıkınca belli temel eserler alınarak Bağdat kütüphanesine getirildi. İşte Amerikan ordusu Ebu Garip denen hapishane olarak ünlenen bu müzedeki el yazması, tabletleri vesaire aldı Arizona'ya götürdü. Ama orada bitmedi. Bu müzenin altı, toprağı altı da Mezopotamya'nın, Orta Doğu'nun ata tohumlarıyla doluydu. Evet. Onu da alıp Amerika'ya götürdüler ama bitmedi. Tohumun bir kısmını Norveç'in Svalbard biliyorsunuz. Kıyamet ambarı ki geodosuyla oynanmış tohumlar bir tarafta, ata tohumları bir tarafta, onlara verdiler. Aldılar götürdüler ve onunla da bitmedi. 1950 yılında Rockefeller ailesi Filipinler'de şu anda 5000 akademisyen, bilim insanı, biyolog, kimyager, gıda mühendisinin, ziraat mühendisinin çalıştığı bir yerde Güneydoğu Asya'da 140 bin çeşit pirinç vardır. 6 çeşide indirdiler. Gerdosuyla oynayarak. İşte böyle bir yapı içinde kapitalizmin kurucu babaları Adam Smith ve
efendim diğer teorisyenleri Max Weber tabiata savaş açmıştı. İnsanın çevresine savaş açmıştı. Ve 200 yılda insanın çevresi, tabiat, bugün iklim değişikliği, martaval, bunun bir gerçeği vardır. Bir de bunun istismar edildiği martaval tarafı da vardır. Zaten biyopolitik savaşların yarıdan fazlasını buna ayırdım. Bir manipülasyon var orada. İşte o yapı içinde 200 yılda insanın çevresini boşalttılar. Dünyayı kirleten şirket sayısı, ben söylemiyorum, Columbia Üniversitesi'nden profesör, bir bayan hukuk profesörü, Catherine, soyadını hatırlayamadım. O hanımefendi belgeler var elimde, diyor ki dünyayı kirleten şirket sayısı 70 diyor. Ve bu şirketlerin tamamı batılı. Ve bu 70 şirket dünyanın %63'ünü kirletiyor. Ama inekler yerleniyormuş, dünyayı kirletiyormuş. Aklımız lalay ediyorlar. Evet. İşte bu yapı içinde adamlar gıda ve suyu tamamen kontrol altına almış vaziyetteler. Bugün güzel Türkiye'mizde birkaç yıl önceye kadar sadece İstanbul'da erkek çocuklarına meme ameliyatı yapılıyor. Evet, meme küçültme ameliyatı yapılıyor. Bugün her il ve ilçede hekimlerimiz genç çocuklarımıza, 18-30 yaşındaki çocuklarımıza meme küçültme ameliyatı yapılıyor. Çünkü yediğimiz modern buğday, modern buğday, GDO'suyla oynanmış modern buğdayın 3 bombası vardır. 1- Şeker bombasıdır. Türk toplumunun %20'si şeker hastası. Amerikalıların %40'ı şeker hastası. 2- Efendim, gluten. Gluten bombası. Çölyak patladı ve patlayacak. Hı hı. Çünkü çölyak bağırsakla beyin arasındaki bağı koparır. 3- Niye homoseksüelite, lezbiyenlik vesaire artıyor? Çünkü modern buğdaydaki östrojen hormonu patlıyor. Hı hı. Çünkü erkek yedikçe testosteron aşağı, östrojen yukarı. Kadın yedikçe östrojen. Doğuştan, yaratılıştan iki hormon vardır insanın temeli. Erkekte testosteron, kadında östrojen. Ama modern buğday östrojen bombası. Ve ondan sonra üniversitelerimizde maalesef sokaklarda, ben Güney Kore'ye gittiğimde görmüştüm. Orada bir dağ fazla. Çünkü onlar hep yedikleri, içtikleri, GDO'suyla oynanmış noodle'lar, pizzalar falan. Hı hı. Ama burada yeri gelmişken de söyleyeyim Aleyna Hanım. Türk kadınlarına, sizlere büyük iş düşüyor. Çocuklarınıza nenelerimizin çorbasını yedirin. Pizzayla, bu hamburgerle 20 yıl sonra Türk milletinin köküne kibrit suyu dökülecek.